Evet kazanım 17 ile devam ediyoruz. Şimdi burada şekildeki D doğrusunun eğimi kaçtır demiş. Eğimi bul, bulmak için bana burada açı vermiş. Öncelikle burada eğim açısını bulacağım. Yani 150 dereceyi şurada 150'yi verdiği yeri tamamladığım zaman 180 derece. Buraya 30 derece kalır. E burası dik üçgen orijin 90 derece. Şuradaki açıma 60 derece kaldı. Ters açıdan eğim açısını da yine burada kaç buldum? 60 buldum. Eğim neydi? Eğim açısının tanjantı yani tanjant 60 derece tanjant 60 da kök 3 3'dir. cevabım A oldu. Ee, özel açıların 30 60 90 üçgeni çizerek tanjant 60'ı tanjant 30'u oradan tekrar hatırlayabilirsin. Geçtim ikinci soruya. Şekildeki D doğrusunun eğimi kaçtır? Eğim açısı 135'i tamamladığım zaman 45 derece. Şimdi eğim açısı 45 ise direkt eğim eşittir tanjant 45 x, x eksenine yaptığı açı o da 1'dir. Cevabım E oldu. Ya da işte burada 45-45-90 üçgeni olduğu için şuralar eşit. Yani karşı bölü komşu 1 gelecek. Oradan da bulabilirim. Şekildeki D doğrusunun eğimi. Eğim açısını bulalım. Şimdi 60. Ters açıdan şurası 60. Dolayısıyla şurası 30 derece. Eğim açısı x ekseniyle ile pozitif yönde yapılan açı. 30'u 180'e tamamlayacağım. doğru olduğu için 150 derece. Eğim dediğim tanjant 150 derece. E burada geniş açı bu bir kere. Bu eksi tan 30'a eşit. Yani negatif olacağını biliyorum. 180'e tamamladım. Eksi tan 30 eksi tanjant 30 da kök 3 bölü 3'tür. Ya da 1 bölü kök 3 diye de yazabilirim. Eksi kök 3 bölü 3 oldu. Cevabım E oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.